Herkese merhaba arkadaşlar, ben Irmak. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 yılında keşfettiğim şeyleri konuşacağız. Şeyler diyorum çünkü bu videoda sadece kozmetik olmayacak, mutfak olacak, temizlik olacak, kültür sanat olacak. 2022 yılında keşfettiğim ve neden daha önce benim karşıma çıkmamış bu şey dediğim şeyleri konuşacağız bugün. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Direkt böyle 2022 favorileri demek istemedim videonun başlığına. Çünkü zaten favori makyaj malzemelerimi konuştuğumuz, favori cilt bakım ürünlerini konuştuğumuz videolarım var kanalda. İzlemediyseniz eğer linklerini bırakırım. Onlara da bakabilirsiniz. Bu videoda orada bahsettiğim şeyleri mümkün olduğunca anlatmamaya çalışıyorum. Sadece iki şey var özellikle koyduğum. Öncelikle çok kısa hemen makyajla başlayacağım. Favori makyaj malzemelerinde de bahsettiğim bir ürün. Kosas markası. Bu yıl keşfettiğim en iyi markalardan, en iyi şeylerden bir tanesiydi. Bunu bana Amerika'da yaşayan bir arkadaşım önermişti. Kosas diye bir marka var. Çok güzel concealer'ları var. Sana bir tane getireyim dene falan diye. O şekilde ilk aslında duymuştum. Daha sonra Hailey Bieber'ın videolarında falan da rastladım ki o da onu kullanıyormuş falan. Böyle ekstra ilgimi çekmişti. Bu markanın diğer ürünlerini de aslında çok merak ediyorum. Cruelty Free Vegan bir marka. Amerika'da çok yaygın, bilinen bir markaymış. Biz bilmiyoruz. Bizim ülkemizde yok. Diğer ürünlerini de aslında merak ediyorum ve en büyük temennim Sephora'nın bir gün bu markayı ülkemize getirmesi. Hailey Bieber böyle minik minik dokunduruyor. Parmağıyla şöyle üzerinden geçiyor falan. Hepimiz dalga geçiyoruz ya. Aslında gerçekten yaptığı kadar var. Yani sivilcenin vesairenin üzerine koyup şöyle parmağınızla dokunduğunuzda cildinizle o kadar güzel bütünleşiyor ki yok gibi bir etki yaratıyor. Haklı yani noktasal uygulamakta. Eğer böyle birebir ten renginizi yakalarsanız şahane bir concealer. Nemli bitişli, asla kurumuyor ama böyle çizgilere dolacak bir nemlilikten de bahsetmiyorum. Çok çok güzel bir yapısı var. Ciltle çok güzel bütünleşiyor ve cildi gün boyu kurutmadan şahane bir etki yaratıyor. Benim bu yıl keşfettiğim en iyi şeylerden bir tanesiydi bu concealer. En büyük temennim gerçekten bu markanın bir gün Türkiye'ye gelmesi. Bir önceki videomda size bahsettiğim bu temizleyici 2022'de keşfettiğim en güzel yine cilt bakım ürünlerinden bir tanesiydi. Zaya markasının Manuka Çay Ağacı özlü bu temizleme jeli. Efaklar gibi akneye meyilli ciltlerin çok severek kullandığı ama efakları biraz agresif bulan kişiler için şahane bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Yine akneye meyilli ciltler için özel olarak üretilmiş. Cilt sebumunu dengelemede çok başarılı. Efaklar La Roche-Posay'nin efakları kadar agresif olmayan çok çok güzel bir temizleme jeli. Kokusu falan çok güzel. Canımın böyle kullanmayı istediği ürünlerden. Bununla yüzümü yıkadığımda cildim çok çok rahatlıyor. O yüzden çok severek kullanıyorum. Akneye meyilli, yağlı, karma yağlı cildiniz varsa bu temizleme jelini çok seversiniz. En güzel özelliği de hem işte cruelty free vegan bir marka olması hem de uygun fiyatlı olması, indirim zamanlarında ekstra uygun fiyatlı olması. Yanlış hatırlamıyorsam en son böyle 50-60 lira civarında bir fiyata ben almıştım. Bu fiyat artık temizleyici, cilt bakım ürünü vesaire kalmadı. Keşfettiğim, beni çok mutlu eden, muhtemelen bundan sonra bunu kullanacağım dediğim ürünlerden bir tanesiydi. Bu videoda özellikle benim keşfettiğim ürünleri bir araya toparlamak istedim. Hani birilerinin önerileriyle aldığım değil de benim kendim "Aa, bu neymiş ya" falan diye merak edip aldığım ürünleri bir araya toparlamak istedim. Bir istisnamız var sadece. Bunu özellikle bu videoya koymak istedim. Barolab markasının Green Tea Güneş Kremi. İnfluencerlar çok bahsediyor bunu. Mutlaka birinde rastlamışsınızdır. Çok övüldü, çok beğeniliyor falan. Ben böyle güneş kremi kullanmaktan hep kaçan birisiydim. Çok övülüyor. Bir şunu deneyeyim diyerek aldığım ve aşık olduğum ürünlerden. Bana güneş kremini sevdiren ve ekstra hani kullanma ihtiyacı hissettiren ürünlerdendi. Eğer akneye meyilli cildiniz varsa, güneş kremi gibi ürünler cildinizde komedon yaratıyorsa, sivilceye sebep oluyorsa buna bir şans verebilirsiniz. Çünkü benim cildim öyle. Hiç sivilce yaratmıyor. Kaldı ki son dönemde böyle hani cilt bakım problemleri yaşıyorum. Akne atakları geçiriyorum. Ona rağmen hiç böyle ekstra aknelenmeye sebep
olmadığı gibi cildime bakım yaptığını düşünüyorum. Bunu sürdüğüm günlerin akşamında doğru işte temizleyicilerimle vesaire de temizledikten sonra cildim gerçekten rahatlama yaşıyor. Cildi koruduğu gibi bakım da yaptığını düşünüyorum. 2022'de tanıştığım, keşfettiğim ve beni mutlu eden, bundan sonra yoluma devam ederim dediğim ürünlerden bir tanesiydi yine. Bu yıl bir diş macunu keşfettim. Hatta size favorilerimde çokça kez bahsettim. Bundan sonra üretimi durmadığı sürece asla ve asla başka bir diş macununa geçeceğimi düşünmüyorum. Eyüp Sabri Tuncer'in bu şu an yedek olan kutuyu getirdim buraya. Banyomda şu anda misvaklısını kullanıyorum. Bu karanfillisi. Eyüp Sabri Tuncer'in bu diş macunları. Doğal karanfil özlü diş macunu bu. En güzel özelliği SLS, florür, titanyum dioksit, paraben, boya, gluten, şeker ve tuz içermiyor oluşu. İçeriği çok temiz bir diş macunu. Benim diş macunu konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Ben her diş macununu kullanamıyorum. Diş macunları benim dudak içimde, yanak kenarlarımda deri kalkmalarına sebep oluyor. Ve aynı zamanda tatlarını çok fazla sevmiyorum. Mentollü, o klasik bildiğimiz diş macunlarının. Ve uzun yıllardır ben Paradontax falan kullanıyordum. Sonra Eyüp Sabri Tuncer'in misvaklısıyla tanıştım. Şuraya görselini koyarım. Şu anda da banyomda bunu kullanıyorum. Aynı zamanda bir üçüncü versiyonu olan propolislisi var. Bu üçlüyü böyle döndürerek alıyorum. Fiyatları da diğer diş macunlarına göre nispeten çok daha uygun. Yerli bir marka olması, içeriklerinin temiz olması, benim gibi hassasiyetleriniz varsa o hassasiyetleri tetiklemeyen çok güzel bir diş macunu. 2022'de keşfettiğime çok mutlu olduğum ürünlerden bir tanesiydi bu da. Şimdi iki tane saç bakım ürününden bahsedeceğim bu yıl keşfettiğim. Bir tanesi Ashley Joy markasının saç bakım spreyi diye geçen şu ürünü. Kocaman da bir ambalajda çok güzel bir saç sütü demek istiyorum. Spreyden biraz daha yoğun bir yapısı var. Daha böyle sütümsü kıvamda bir ürün. Parabensiz ve doğal içeriklerden oluşan bir marka Ashley Joy. Ashley Joy'un başka birçok ürününü de kullandım, deneyimledim daha önce. Şampuanını kullandım, saç bakım yağını kullandım vesaire vesaire. Badem yağı ve buğday proteiniyle zenginleştirilmiş özel formülü sayesinde duştan sonra saçlarınızın kolay ve sorunsuz şekilde taranmasını sağlarken saçınızı besler, kırık uçların yeniden yapılanmasına yardımcı olur diyor. Elektriklenme yönler diyor, parlaklık sağlar diyor, yumuşaklık kazandırır diyor. Aynı zamanda diyor fönün kalıcı olmasını sağlar. Duştan sonra ya da saçlarım karışıkken saçımı açmak için kullandığım başka bir spreyim var. Ama böyle ısı uygulamadan önce kullanabileceğim daha dediğim gibi süt kıvamlı bir şey arıyordum. Bunu daha çok şeylerde kullanıyorum. Isı uygulamadan önce düzleştirici, maşa vesaire yapmadan önce ya da mesela bugün saçımı düzleştirdim. Bugünü geçirdim. Gece uyudum. Ertesi gün kalktım. Böyle saçlarım bir sündü, bir kötü oldu. Birazcık üzerinden yine işte ısı uygulayarak güzelleştirmek istedim diyelim. Böyle zamanlarda saçlarımı birazcık daha hacimlendirmek, ısı da uygulayacağım için ekstra koruma sağlamak için tazelemek amaçlı saçlarıma sıktığım bir sprey. Isıdan koruyan çok güzel bir saç spreyi bu. Bir saç bakım ürünüm daha var. Bu da bir krem. Çok ünlü bir krem. Marc Anthony'nin Strict Curls diye bir ürünü var. Çok çok ünlü bir saç bakım kremi bu. Curly Girl metodunda çokça fazla önerilen, kullanılan ürünlerden bir tanesi. Avokado yağı ve shea butter içeren bir bukle belirginleştirici saç bakım kremi. Neden böyle bir krem aldın Irmak? Senin saçların düz diyenleri duyar gibiyim şu anda. Evet doğru, düz ama aslında düz değil. Benim saçlarım dalgalı. Uzun yıllardır hep keratin bakım yaptırdığım için artık saçlarımın yapısı neredeyse düze yaklaştı. Yani böyle değişik bir yapısı var saçlarımın. Bölüm bölüm dalgalı, bölüm bölüm düz. Değişik bir yapısı var. Neyse bu aralar şeye taktım kafayı. Akşamdan saçlarımı örüyorum. Sabah kalkıyorum, açıyorum. Böyle güzel wak maşası yapmışım gibi oluyor. Onu da görselini koyarım. Şöyle bir görüntü oluyor. Bu görüntüye taktım kafayı ve sürekli yapıyorum. Örmeden önce saçlarıma bunu sürüyorum. Hatta bazen banyodan sonra biraz böyle havluyla bekleyip kurumaya yakın nemli haliyle örecekken bunu sürüyorum. Güzel bir şekilde yayıyorum saçlarımı. Üzerine örüyorum. Sabah kalktığımda açtığımda o bukleler o kadar güzel gözüküyor ki. Çok sevdim. Saçları hem yumuşatıyor hem bukleleri, dalgaları çok belirgin yapıyor. Hatta bir kere maşadan önce de kullandım. Dalgaların ömrünü uzattığını söyleyebilirim. Bu yıl keşfettiğim en güzel saç bakım ürünlerinden bir tanesiydi. Bir parfümden bahsedeceğim. Bu yıl testerıyla keşfettim bunu. Sephora'dan yaptığım bir alışveriş sırasında bana birkaç böyle sample ürün vermişlerdi. Aralarından bir tanesi de bu parfümün sample'ıydı. Chloe markasının, Chloe'nin
Nomade isimli bu parfümü. Ben indirim zamanı 30 ml'lik bu boyunu almıştım. Çok güzel bir koku. Nasıl daha önce keşfetmemişim dediğim ürünlerden bir tanesi bu benim. Çiçeksi pudramsı. Yani pudramsıya dönük çiçeksi bir kokusu var diyebilirim. Çok güzel bir tanıtım yazısı var. Hemen size okumak istiyorum bunu. Nomade, Chloe ruhunu tanımlayan özgürlük düşkünü ve kendinden emin kadının zahmetsizce zarafet ruhunu yakalayan bir parfüm diyor. Kaderini sınırlardan uzak bir yolculuğa çıkaran yeni ufuklarla renklendirilmiş bir kadının yol haritasını çiziyormuş. Meşe odunu yosununun yoğun mineral özelliği, sarı eriğinin şehvetli tatlılığında gizli. Bu tazelik diyor, Frezya tarafından taşınan bir çiçek çılgınlığı hissi yayıyor. Yani işte çiçeksi, biraz pudramsı diyebileceğim bir havada olan bir parfüm. Şişesine bayıldım bu arada. Çok güzel bir şişesi var. Maalesef ki fiyatlar yüzünden 30 ml'liğini alabildim. Yani o kadar pahalı ki parfümler artık. Neyse, benim koku hassasiyetim olduğu için ben her parfümü gönül rahatlığıyla kullanamıyorum. Estée Lauder'ın Beauty Belly, Lancôme'un La Vie Belle parfümü böyle çok severek kullandığım parfümlerden, nispeten gönül rahatlığıyla sıkabildiğim parfümlerden. Daha sonra Chanel'in Gabrielle parfümü çok çok sevdiğim parfümlerden. Benim koku hassasiyetim şöyle var. Migrenim tetikleniyor. Bende aural migren var ve neredeyse her gün başım ağrır benim ve koku en büyük düşmanım benim. Her türlü parfüm migrenimi inanılmaz tetikliyor. Bu tetiklemedi ama böyle çok yoğun sıkmıyorum tabii ki ben parfümleri. Genellikle şöyle hani burnumdan mümkün olan en uzak noktaya sıkıyorum. Kafamın arkasına doğru şuralara sıkıyorum ve bileğime sıkıp şöyle yazsa eğer biraz göbeği açık falan filan giyeceksem göbeğime birazcık sıkarım. Çok hani parfümle yıkanan insanlardan değilim açıkçası. Çok güzel böyle bir hafif parfüm arayışındaysanız, sizin de migreniniz varsa, koku hassasiyetiniz varsa bakılabilecek parfümlerden olduğunu düşünüyorum. İndirim dönemlerini takip etmekte fayda var açıkçası. Çünkü içeriğine bakarken Sephora'daki fiyatına baktım. 50 ml'liği 1800 lira olmuş. Gerçekten içler acısı. Evet, kozmetik bitti. Son bir yine kokulu üründen bahsederken bundan da bahsedeyim. Bu da kozmetiğe girmiş olsun. Bu yıl şunu keşfettim. Bim'de keşfettim bunu. Bim'in şeylerinden, kolonyalarından pudra tazeliği. Silver Rose olan versiyonu. Şöyle bir şişede kolonya. Çok güzel bir kolonya. Yine koku hassasiyetim olduğu için her kolonyayı koklayamam. Klasik limon kolonyaları ile ilgili hiçbir problemim yok. Hatta rahatlatırdı. Ama böyle bazen farklı şeyler arıyor insan. Bir de çantamda kolonya sprey taşıdığım için böyle değişik koku olsun diye aradığım ürünlerden bir tanesiydi. Bunu keşfettim. Çok güzel bir kokusu var. Tam bir pudra kokusu. Yani buram buram pudra kokuyor diyebilirim. O pudranın tatlı hissiyatını alıyorsunuz ve en güzel özelliği eli kurutmuyor. Elde böyle hafif nemli bir hissiyat bırakıyor. O özelliğini de ben çok sevdim. Kokusu yine ağır olmayan, migrenimi tetiklemeyen çok güzel ürünlerden bir tanesiydi. Bu yıl keşfettiğim en güzel fiyat performans ürünlerinden bir tanesiydi. Bunlar bence parfüm olarak bile kullanılabilir. Yani bu tarz bir kokuyu parfüm olarak seviyorsanız, kalıcılığı tabii ki çok uzun değil ama çok güzel kokusu yani. Evet, kozmetiğim bu kadardı. Biraz böyle farklı şeyler konuşalım istiyorum bugün. Bir çikolata keşfettim arkadaşlar. Rossmann'da Das Exquisite karamel ve deniz tuzlu sütlü çikolata. Şöyle bir çikolata keşfettim Rossmann'da. Kasada sıra beklerken böyle solumda bana bakıyordu. O gün de böyle regl dönemine yaklaşıyordum. Canım inanılmaz çikolata çekiyordu. Karamelli deniz tuzlu neymiş bu ya, bir bakayım falan diye aldım. Şahane bir şey. O kadar güzel bir şey ki size anlatamam. Tuz zaten tatlının içine bence çok yakışan bir detay. Hatta mesela düşünüyorum, lor peyniriyle vişne reçelini, işte baklavayla ayranı falan çok severim ben. Tuz da gerçekten çikolatanın içine bence çok yakışıyor. Hatta Starbucks'ın bir tane böyle limited edition serilerinden Salted Caramel Latte diye bir ürünü çıkmıştı yine bu sene. O da buna benzer tatlı bir şeydi böyle. Karamel latte'nin içinde tuz hayal edin. Ben çok seviyorum böyle enteresan şeyleri. Eğer seviyorsanız denenebilir. Fiyatı birazcık yüksek ama çok kalın ve gramajı hani yüksek bir ürün. Bir tane tanesi şu kadar, hani öyle hayal edin. İki tane işte kare çikolata almışsınız gibi düşünebilirsiniz. Yani ben bunu alıyorum, parçalara bölüyorum. Böyle canım çikolata çektiğinde bir parça hemen atıyorum ağzıma. Oturup zaten bir paketi bitirmeyin. Öyle düşünürseniz fiyatı aşırı yüksek oluyor. Bu yıl keşfettiğim en güzel şeylerden bir tanesiydi. Gerçekten
tavsiye ediyorum. Yine gıdadan gidelim, böyle yiyecekten gidelim. Bu yıl çok güzel bir granola keşfettim. Aslında markayı uzun yıllardır kullanıyorum. Mums granola, bitmiş ambalajını getirdim buraya sizin için. Mums granolayı belki duymuşsunuzdur. Daha doğrusu Mums Natural Food. Bunun birçok ürünü var, barları var vesaire. Doğal içerikli, vegan, işte içinde ekstra şeker olmayan, tamamen doğal şeylerden gelen tatlardan oluşan bir granola paketi bunlar. Bu yıl yer fıstıklı olanını keşfettim. Daha önce ben işte çileklisini, kakaolusunu, yaban mersinlisini falan çok çok severek tüketiyordum zaten. Bu yıl böyle topluca almaya başladım Trendyol'dan. Beşli beşli paketler var. O beşlinin içinde bu yer fıstıklı olan da vardı. Daha önce yememiştim. Bunu da çok beğendim. Sabahları benim için kahvaltı hazırlamak çoğu zaman böyle işkence oluyor. Midem bulanıyor sabahları çünkü. Yumurta çok severim normalde ama midemin bulandığı sabahlarda granola yerim. Yoğurda veya süte karıştırarak. En çok tükettiğim şeylerden bir tanesi. İçeriği çok güzel. Yulaf ezmesi, sızma zeytinyağı, elma suyu, kakao, keten tohumu ve yulaf kepeği. Sadece bu kadar diyor. Başka hiçbir şey yok içeriğinde. Tertemiz bir ürün. Bu tarz böyle doğal içerikleri seviyorsanız, granola da tüketmeyi seviyorsanız önerebileceğim bir tat. Bu yıl keşfettiğim en güzel şeylerden yine bir tanesiydi. Şöyle bir şey keşfettim. Aslında birçoğunuz Starbucks'larda falan kasa yanında görmüşsünüzdür bundan. Dondurularak kurutulmuş çilek. Starbucks'ta biraz böyle pahalı. Aldığım zaman böyle içim acıyor. Ama böyle çok da sevdiğim için her gittiğimde de aldığım şeylerdendi. İnternette böyle toplu paket halinde buldum ve aldım. Bu dondurularak kurutulmuş katkısız ve şeker ilavesiz çilek diyor arkadaşlar. Kuru meyveleri seviyorsanız, bunu açıp size göstereceğim. Kuru meyveleri seviyorsanız çok seversiniz bunu. Böyle bildiğiniz çileğin normal doğal formunu koruyarak hazırlanmış bir ürün. İlk baktığınızda böyle kağıt gibi geliyor. Hani şey gibi, sünger şöyle bastırsam un ufak olur. Öyle bir ürün. Ama enteresan, çok güzel bir tadı var. Dondurularak kurutulduğu için çileğin o tadını çok güzel muhafaza ediyor bence. Yöntemi çok beğendim. Birkaç farklı meyveyi daha denedim bu markada. Bu arada Pols diye bir marka. Beğenmedim açıkçası. Hiçbirisi çilek kadar başarılı değildi. Yine Rossmann'dan keşfettiğim bir, bu sefer çaydan bahsedeceğim size. Çok pratik bir çay. Birçok versiyonunu denedim ben. Mesh diye bir marka. Şöyle bir marka. Bunlar böyle stick formlu çaylar arkadaşlar. İçinde böyle çoklu şeyler var. Paketler var. Şöyle kaşık gibi ürün çıkıyor içinden. Bunun üstünde bir sürü delik var. O sayede işte içindeki çay demleniyor kaynar suyun içinde. Çok pratik bir ürün. Hani böyle dışarıda da yanınıza taşımak için de çok güzel. Hani termosunuza sıcak su alırsınız, yanınıza bunu taşırsınız. Çok çok beğendiğim bir ürün. Bu arada Türkiye'de üretilen bir markaymış. Çok şaşırdım. Hani Rossmann'da olduğu için ben Alman malı falandır diye düşünüyordum ama Türkiye'de üretiliyormuş. Bu gördüğünüz yeşil çay versiyonu. Ben daha önce elmalısını, rezeneyi tükettim. Çok güzeller. Zaten bakayım kaç çeşidi var. Siyah çay var, rezene var, elma çayı var. Klasik kahve var. Kahve ile normal çayı denemedim. Rezenesi çok güzel. Ha bir de detoks, pardon. Bakın içine karıştırmışım. Bir de detoks versiyonu var. Çok güzeller. Pratik. Bu sene keşfettiğim en güzel ürünlerden yine bir tanesiydi. Gıdadan gidiyorken enteresan bir video oldu bu. Değişik bir şeyler koymak istedim böyle. Şunları keşfettim. Beyoğlu markasının siyah premium gazozu ve yine Beyoğlu markasının Reyhan gazozu. Bu siyah premium olan meyan köklü biberiyeli. Çok enteresan. Aslında biraz gazı kaçmış kolaya benziyor diyebilirim. Yani böyle tam gazı kaçmış kola kötülüğünde değil. Biberiyenin de verdiği etkiye dayanarak gazı kaçmış kola havasından uzaklaşıyor. Kola tadı alıyorsunuz ama asitli değil. Meyan kökü özütü içeriyor. Biberiye özütü içeriyor. Şeker yokmuş ama bunlar böyle hani doğal içecekler değil tabii ki. İçeriğinde tatlandırıcı vesaire var ya da asitlik düzenleyici vesaire var. Onu bilerek tüketmeniz lazım. Değişik tatlar arıyorsanız bakılabilir bir ürün. Seven çok seviyor, sevmeyen nefret ediyor. Öyle bir tat. Beğenmeyenler hiç beğenmemiş. Bu reyhanlı versiyonunu da daha yeni keşfettim. Bugün içtim arkadaşlar. Yani sıcağı sıcağına 2022 yılının son gününde keşfedilmiş bir içecek. Reyhan ve gül aromalı doğal zengin mineralli gazlı içecek diyor. Bu da birazcık şey gibi ya, lohusa şerbeti gibi. Bilir misiniz bilmiyorum. Ben öyle tatları da çok severim. Aynı zamanda mürver çiçeği özütü içeriyormuş ve %100 pancar şekerinden üretilmiş. Yine diğerinde olduğu gibi hani %100 doğal vesaire bir içecek değil. Doğallık demişken %100 doğal bazı ürünlerden bahsetmek istiyorum size. 2 hafta önce falan arkadaşımla Kadıköy'de
dolaşırken keşfettiğimiz bir kafe oldu. Baktık ki orada böyle doğal reçeller, reçel türevi şeyler üretiliyormuş. Casa de Crema diye bir marka. Bir böyle küçük kafeydi. Bizim ilgimizi öyle çekmişti. Girip şurada bir kahve mi içsek falan diye düşünürken bir baktık ki duvarları boylu boyunca böyle değişik ezmelerle dolu. Tattırıyorlar da orada size. Aynı zamanda tadarak alıyorsunuz. Birazcık fiyatları yüksek hani gramajlarına göre ama muazzam tatlar. Ben 3 çeşidini aldım. Hindistan cevizi ezmesi. Bu kadar seveceğimi tahmin etmiyordum. Çok çok güzel bir şey. Badem ezmesi aldım. Yine badem ezmesini sevebileceğimi düşünmüyordum. Daha önce yemedim badem ezmesi ama gerçekten tattığım şeyler arasında en güzellerinden bir tanesiydi. Ve kuşburnu kreması. Buna bayıldım. Yani bayıldım. Öyle böyle değil. Bundan bir daha alacağım. Yolunuz düşerse Kadıköy'e Casa de Crema mağazasına, dükkanına bakabilirsiniz, uğrayabilirsiniz. Deneyebilirsiniz böyle çeşitli tatları. Bu yıl keşfettiğim doğal şeylerden bir tanesiydi yine. Çok memnun kaldım bunlardan. Bu yıl keşfettiğim bir temizleyiciden bahsetmek istiyorum. Beni yine böyle işte kendisi çamaşırını yıkayan birileri takip ediyorsa en azından faydam olsun diye bunu da özellikle koymak istedim. Bilenler mutlaka vardır. Roxy diye bir markanın bitkisel sabun içeren özel formüllü bu toz deterjanı. İçeriğinde paraben, fosfat, ftalat, alkol, klor, optik beyazlatıcı, SLS, SLS, GDO ve sentetik deterjan içermiyor. Ben bunu niye aldım? Beyaz çamaşırlarımdaki lekeler bir türlü çıkmıyordu sıvı deterjanla. O yüzden toz deterjan ararken bunu keşfettim. Ben Rossmann'dan aldım. İndirime girdiğinde böyle 34 liraya mı 35 liraya mı öyle bir şeye denk gelmişti. Bahar çiçekleriyle başladım ilk. Bu ikinci paketim aloe veralı olan. Çamaşır gözüne direkt çamaşırların üzerine dökerek kullanıyorum ve beyaz çamaşırlarda bunu kullanıyorum. Çok güzel temizliyor. Gerçekten bayıldım. Bundan sonra beyazlarda özellikle sıvı deterjan kullanacağımı sanmıyorum. Fiyatı da çok güzel. Dalan markası bu arada. Dalan'ın bir ürünüymüş. Roxy BioClean diye geçiyor. Çok severek kullanıyorum. Bu yıl IKEA'da gezerken şu mumları keşfettim. Çok güzeller. Yolunuz IKEA'ya düşerse mutlaka bunlardan alın. Kutuları da zaten çok güzel. Sadece kutusu için bile alınır yani. Çok güzel bir koku. Tarçınlı elma kokan bir ürün. Buram buram tarçın kokuyor ev bunu yaktığınız zaman. Ben çok seviyorum. Keşke böyle şu elma formu bozulmadan kullanabildiğim bir formu olsaymış. Açtığınızda normal bir kutu oluyor ama neyse böyle güzel kokulu mumları seviyorsanız yolunuz IKEA'ya düşerse ya da online'da var mı bilmiyorum. Çok güzel bu yıl keşfettiğim en güzel ürünlerden bir tanesiydi. Bu yıl Happiness markasından bir telefon askısı aldım ama o kadar kullanışlı bir askı ki yani bunlar biraz fiyatı yüksek ürünler. Happiness'in ürünleri maalesef biraz pahalı ama gerçekten elim ayağım oldu bu askı. Yani abartma bir askı ne olabilir falan diyecek olabilirsiniz ama bu askıyı aynı zamanda çantalarda da kullanabiliyorsunuz. O kadar sağlam bir askı. Bu kılıf kendinin değildi. Şöyle bir çıkarayım. Böyle benim telefonluk çantalarım var. Onlara asarak çok kullandım. Boyunun ayarlanabiliyor olması çok güzel bir özellik. Sizden daha uzun boylu bir eşiniz vesaireniz varsa ortak da kullanabilirsiniz. Ben böyle en kısa halini kullanıyorum. Bu uzun versiyonuydu ya, bunu böyle 3 parçalı yapmışlar. Şöyle parçasını çıkarıyorsunuz. Şunu, şu kısa parçayı yine telefonunuza takabiliyorsunuz. Ve bakın daha kısa oluyor. Şu hale geliyor. Hani böyle bilek şeysi oluyor. O açıdan çok böyle kullanışlı buldum. Böyle uzun versiyonu dönüşüyor. Bu yıl böyle keşfettiğim en pratik güzel ürünlerden bir tanesiydi. Bunu da özellikle bahsetmek istedim. Ve son olarak iki tane kültür sanattan da birazcık bahsedelim istiyorum. İki tane kitaptan bahsedeceğim size. Bir tanesini yılın başında favorilerimde size anlatmıştım. Bu yıl Hikmet Hükümenoğlu diye bir yazarla tanıştım. Benim için keşifti açıkçası. Daha önce hiç ismini de duymamıştım. Benim cahilliğim tamamen. Hikmet Hükümenoğlu'nun Körburun isimli romanıyla bu yazarla tanıştım. Dilini çok beğendiğim yazarlardan bir tanesi oldu. Böyle inanılmaz akıcı bir şekilde
kitap bitti. Yani bir çırpıda bitti denir ya bazı kitaplar için. Gerçekten öyleydi benim için. Bayağı da kalın bir kitap ama çok böyle hızlıca bitirdiğim kitaplardandı. 2022 yılında benim keşfettiğim yazarlardan bir tanesi oldu. Bu romanından sonra bir romanını daha okudum. Atmaca diye bir romanını daha okudum. İnanılmaz güzel bir akıcılığı var romanın. Sizi içine o kadar güzel alıyor ki kitabın içinde değil de gerçekten o yerin içinde yaşıyor musunuz gibi hissediyorsunuz. Sadece finali beni çok aşırı tatmin etmedi ama son sayfasına kadar inanılmaz büyük bir hevesle, merakla, tutkuyla okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Ve son olarak yine bir keşfimden bahsedeceğim. Yazar benim için keşif oldu ama bunu çok utanarak söylüyorum. Gerçekten çok utanarak söylüyorum. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'u bu yıl keşfetmedim tabii ki. Tabii ki tanıdığım, kitaplarını bildiğim bir yazarımız, bir değerimiz. Ama şöyle söyleyeyim. Ben daha önce hiç Orhan Pamuk romanı okumamıştım. Şu anda Masumiyet Müzesi'ni okuyorum. Son 100 sayfam falan kaldı. Bitirdim gibi bir şey yani. O yüzden gönül rahatlığıyla bahsedeceğim. Orhan Pamuk'u daha önce hiç okumadım. Çünkü niyeyse Orhan Pamuk'la alakalı şöyle bir ön yargı var bende. Dili çok ağırdır. Asla takip edemem, okuyamam. Bana çok ağır gelir. Yok kalsın diye düşündüğüm yazarlardan bir tanesiydi yıllardır benim için. O yüzden hiçbir kitabını okumadım bugüne kadar. Bizim bir kitap kulübümüz var arkadaş grubumuz arasında. Yeni başlattık. Daha doğrusu hani deniyoruz. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Her ay böyle bir kitap belirleyelim. O kitabı hep birlikte okuyalım, üzerine konuşalım falan diye. Bu ikinci belirlediğimiz kitaptı. Masumiyet Müzesi. Hatta bu romanın bir müzesi var gerçekten. Masumiyet Müzesi Çukurcuma'da. Öyle enteresan da bir roman aynı zamanda. Hani müze, kitapta, romanda okuduğunuz şeyleri müzede canlı canlı görüyorsunuz. Enteresan bir olay. Kitap bittikten sonra oraya da gideceğiz. Benim için keşif oldu yani Orhan Pamuk 2022 yılında. Neden daha önce okumamışım dediğim yazarlardan bir tanesiymiş. Utandım yani kendi adıma. Sanıyorum bundan sonra hani bütün kitaplarını okurum diye düşünüyorum. Gerçekten bayıldım. Bu yıl keşfettiğim en güzel şeylerden bir tanesiydi. Evet arkadaşlar, benim 2022 yılında keşfettiğim şeyler bunlardı. Başta da söylediğim gibi benim keşfettiğim, hani birilerinin önerisiyle aldığım değil de "Aa bu neymiş ya" falan diye denediğim ve çok memnun kaldığım farklı kategorilerden bir sürü şeyi bir araya toparlamak istedim sizler için. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım aralarında ilginizi çeken, ihtiyacınız olan şeyler vardır ve sizlere bu konuda yardımcı olabilmişimdir diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.